Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Hindistan medyası geçtiğimiz günlerde test uçuşu için havalanan Anka 3 ve Hürjet'in başarısını manşetlerine taşıdı. Euro-Asian Times gazetesinde yer alan haberde Anka 3 uçan kanatlı insansız muharebe uçağı ve Türkiye'nin ilk yerli süpersonik jeti Hürjet formasyonda uçtu. Test dikkat çekiciydi. İki uçak 7000 fite yükseldi, 165 knot hızla uçtu ve 50 dakika havada kaldı ifadeleri kullanıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına da yer veren gazete, son ortak uçuşta Anka 3'ün 8. Hürjet'in ise 66. sortiyi tamamladığını duyurdu. Bu iki uçağın birlikte uçtuğu ilk sefer olabilir, dedi. Hürjet'in eğitim uçağı, Anka 3'ün ise insansız jet olması nedeniyle bu durumun gelecekte yapılacak işbirliklerinin başlangıcı olabileceği ifade edildi. Haberde analistlere göre bu önemli olabilir. Çünkü Tayin'in yeni nesil gizli uçağı Kaan'ın insanlı insansız ekip oluşturma ve insansız hava araçlarıyla uçma konseptini içermesi planlanıyor. Bir veri bağlantısı ikisini birbirine bağlayacak denildi. Anka 3'ün geçen yıl ilk kez uçması dikkat çekti diyen Euro-Asian Times, Türk savunma sanayisinde insansız hava aracı yeteneklerini yeni bir aşamaya getirdi. Anka 3'ün geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2022 yılında başladı. Alınan bilgilere göre Anka 3'ün geliştirme ve testleri devam ediyor ifadesine yer verdi. Haberde ayrıca Anka'nın uzun ömürlü gözetleme görevleri için tasarlanmış orta irtifa insansız hava aracı olduğu, 30 saate kadar etkileyici bir dayanıklılık kapasitesine sahip olduğu ve 30.000 fit yükseklikte çalışabildiği belirtildi. 250 kilometre yol kat edebilen Anka, Tayi tarafından oluşturulan uçan kanat tipi gizli SİHA'nın prototipi olarak 28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Anka 3'ün maksimum kalkış ağırlığının 6,5 ton ve faydalı yük kapasitesinin 750 kilogram olduğu, 17,5 metre uzunluğunda ve 8 metre kanat açıklığına sahip olduğu bilgisine yer verildi. Türkiye'nin Anka 3'ün geliştirilmesi ve test edilmesiyle havacılık sanayisini bir kez daha dünyanın en iyileri arasına yerleştirdiği vurgulandı. Küresel olarak pek fazla ülkenin cephaneliğinde henüz insansız hava aracı bulunmadığı belirtildi. Elektronik savaş, hassas güdümlü mühimmat taşıma, ISR operasyonları gerçekleştirme ve görevleri otonom olarak yerine getirme gibi çeşitli görevleri üstlenmesi amaçlanan Anka 3'ün yer istasyonları tarafından denetleneceği veya kontrol edileceği ifade edildi.